İbrahim Bey, kemptralist nedir? Kemptralist nedir? Kemptralist, havadan uçakla uçağın egzozundan ağır metaller püskürtme. Yani havadan metal, kimyasal madde veya mikrop püskürtmeye kemptralist ismi verilmiş. Kimyasal püskürtme de diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1974'lü yıllardan beri uçakların egzozundan şu şekilde görüldüğü gibi egzozuna özel bir aparat takıyorlar. Alüminyum oksit, baryum stearit, alüminyum dioksit gibi çeşitli, alüminyum zaten zehirli biliyorsunuz, çok çok ağır bir zehir. Alüminyumla yoğun olarak yoğunlaşırsa kişinin beyninin fonksiyonlarını azaltır. Önce unutkanlık, hafıza zafiyeti, sonra Alzheimer, Huntington, Parkinson vesaire hastalıklar tetikler. 74 yılından beri Amerika böyle uçakların egzozuna taktıkları özel aparatlarla kimyasallar. Ha bu bazı uçaklarda da mesela gösteri yapan uçakların da böyle bulut gibi o suyla boyanın karışmasıdır. O problem değil. Herhangi bir zararı yok. Gösteri yapan uçaklarda, bayramlarda. Bu Amerikalıların yapmış olduğu iş ise çok çok tehlikeli. Buna da çok güzel bir kılıf bulmuşlar. Neymiş efendim? Dünyayı güneş ışınlarından korumak ve küresel ısınmayı önlemek için yapıyorlarmış. Böyle bir kılıf bulmuşlar ama esas yaptıkları iş nedir? Kimyasal ağır metalleri bulut gibi atmosferin üstünde oluşturuyorlar. Burada oluşan tabaka 9000, 10000 metre yüksekliğinde ne meydana geliyor? Ayna gibi bir tabaka meydana geliyor. Alttan yukarı doğru oraya herhangi bir ses dalgası veya frekans, radyo dalgası gönderdiğinde oradan yansıyor, istediği yerde, istediği yörede bir yansıma meydana getiriyor. Başka ülkelerde çok çok tehlikeli olabilecek, neticeler doğurabilecek yöntemler. Hatta bunun içerisinde mikroplar bulaştırıyorlar. Ve dünyada insan nüfusunu azaltmak için kısırlaştırma gibi, insanları kolay yönetebilmek için insanları aptallaştırma gibi sistemler uyguluyorlar. Ve son yapılan, bu isteyenler girebilir internette, takriben 1 milyon Google'da chemtrails yazdığında 1 milyonun üzerinde veri var. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde White Patterson hava üstünde ve Alaska'da bu harp teknolojisini geliştirdiği yerde bunlar yapılıyor, deneniyor, araştırmalar, incelemeler. En son yapmış oldukları araştırma, inceleme sonucunda da Amerikalılar yeni bir teknoloji geliştirdiler. Nedir bu? Artık sadece alüminyum oksit, baryum stearit gibi kimyasallar yap, bu nanoteknoloji un haline getiriyorlar. Ondan daha ince toz, nanoteknoloji, onu uzayda, atmosferde yayıyorlar. Aslında bunların niyeti güneş ışınlarından karşı dünyayı korumak gibi bir niyetler olsa, stratosfere çıkarlar, oraya yaydıkları zaman kalıcıdır. Herhangi bir yere gitmez, olduğu yerde kalır. Ve ışınları da göndermez. O zaman dünya soğur. Ve yan etkileri çok büyük olur. Ama bunların amacı ışınlara karşı korumak değil, onlar üzerine deney yaparak diğer ülkelere tarımına, hayvancılığına, insan sağlığına zarar vermek.